Merhaba arkadaşlar. Beklenen video geldi. Hayırlı olsun. Aracımızı aldık. 2009 model BMC 1142'miz. Hayırlı uğurlu olsun. Aracı Adana'dan aldık. Şu anda ilçemiz Kozan'a, memleketimize doğru götürüyorum. Dorsemiz yok. Dorse telaşlarına düşeceğiz artık. Size haber vermek için böyle bir video hazırlamayı düşündüm. Farklı şeyler düşündük, farklı matematikler yaptık, denedik, lakin enflasyonun hızına yetişemedik. Sağlık olsun, bir emektar BMC'ye daha binmiş bulunmaktayız. İnşallah araçtan da tek temennim bir yıl boyunca temel büyük masraflardan açmazsa sevineceğim, mutlu olacağım. Aracımız 2009 model. Enine, cücüğüne, ötesine, berisine baktık. Fiyatına, her şeyle değerlendirdik. Kafamıza yattı. Aldık arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi ilerliyorum ilçemiz Kozan'a doğru. Bir mazot alacağım petrolümüze varıp. Orada bir böyle etrafında dönerim. Arabayı size tanıtırım, gösteririm. Bu haberi vermek için çekiyorum. Şu anda İmamoğlu'na doğru yönümü vermek üzereyim. Güzel bir bahar günü. Şöyle kameramızı değiştirelim. Evet. Güzel bir bahar günü. Çukurova yemyeşil. Yeni aracımız 1142'nin içinde. İnce ince dokuyoruz. İlçemize doğru gidiyoruz. Arkamızda dorsemiz yok maalesef. O işi de çözeceğiz. Allah'ım kısmet ederse. Aracımız dediğim gibi 2009 model. Şu şekilde göstereyim. Biraz boğuk. Şu ön camın şu önündeki şey hoşuma gitmiyor. Onu büyük ihtimal çıkartırım. Ekranı da boğuyor, görüntüyü de boğuyor, beni de boğuyor. Dar gibi hissettiriyor. Dikkat ettiyseniz arabamız tümseklerde tıs tıs ediyor. Bu BMC'lerde olmayan bir özellik. Şöyle yapayım, sesi duyabileceğiniz mi bilmiyorum. Dört tane körüğümüz var kupada. Normalde BMC'lerde olmayan bir özellik. Harici güzel bir özellik. Arabanın biraz daha böyle konforlu olmasını sağlıyor. Tabii şu uzay mekiği araçlar gibi olmaz da. Yine de arabaya bir konfor katıyor. BMC süren arkadaşlarımız bilir, körük güzeldir, candır. İmamoğlu'na doğru ilerliyorum. Dediğim gibi petrole varayım. Orada mazot alırken size de arabayı şöyle etraflıca bir çekerim, gösteririm. Hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz Kozan'da petrolümüze ulaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şöyle aracımızı etrafını bir dönelim ve size anlatayım. 1142 2009 model, 2010 çıkışlı. Ön lastikler orijinal, farklı farklı ama biri Pirelli, biri Goodyear. Akü bölümü, akünün biri zayıf. Oralara müdahale gerekecek. Harici şurada kaynaklık bir yer var. Çakır çukur ediyor gelirken. Kupanın körüğü de şunlar arkadaşlar. Şunlardan 4 adet var. Suyumuz antifrizli. Radyatörün suyu. Arka lastiklerin 4'ü kaplama. Eş. Yarı var ya, yarıdan da biraz fazla işte. Stoplarımız güzel. Damper pitomuz var. Zaten biz de biliyorsanız şey takacak, biliyorsunuz damper dorse takacak. Şu taraftan da şu şekilde. Alüminyum 500 litrelik mazot depomuz. Herhalde hafif olsun diye yapmışlar. Mazot göstergemiz maalesef çalışmıyor. Yine eski sistem, 40 ayaktaki gibi alışkınlık. Çubuğundan bakacak.
ve bastonumuz çalışıyor çalışmıyor. Adam çok denemedim dedi. Bura açılmıyor. İçeriden açılıyormuş. Böyle içini de çekeyim size. Ya Allah'ım, bismillah. İçinde bu şekilde arkadaşlar. Diğer 827'den tek farkı şu hizadan biraz daha yüksek olması. Takomuz S5000. En güzeli. En sevdiğimiz. Biraz sesten meslem var işte haricinde. Anlatılacak bir şey var mı? Yok. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi petrolümüze çektim. Birkaç kaynaklık yerleri var. Ufak eksikleri var. Onları tamamlayacağız. Ondan sonra damper olayını çözeceğiz. Sonra bir duruma bakıp yeniden sahalardayız. Biz bu işe yeni başlamadık. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik diyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Tekrardan sahalardayız. Tekrardan 11.42 ile mücadelemiz devam edecek. Esen kalın arkadaşlar.